Açın kardeşim, açın. Hepsini açın. Dördüncü nükteli işarete gelmiştik. Değil mi? Evet. Malumunuz Mucizat-ı Ahmediye Risalesi olan 19. mektubu okuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri. O mucizeleri anlatmadan önce bir kısım mukaddimeler var. Onları dinliyoruz üstattan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Dördüncü nükteli işaret. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Allamül Guyub'un talimiyle. Yani her şeyi, bütün gaybi meseleleri bilen Allah'ın öğretmesiyle haber verdiği umur-u gaybiye. Niye bunu söylüyor? Orası çok önemli bir hadise. Bakın size okuyayım ben. Yani ta ki yanlış anlama olmasın. Ha. Bura çok önemli. Bu ayetin tefsiri mahiyetinde bu kısım. Alimul gayb. Gaybı ancak Allah bilir. Yani benim babam şu duvarın arkasında olsa, sesini duymasam, birisi bana baban gelmiş demese, o 2 sene orada kalsa, ben de bu odada yaşasam, bilmem yani. Çünkü gayiptir benim için. Anlatabildim? Yani aynı şey hepimiz için geçerli. Peygamber için de geçerli. Veliyullah için de geçerli. Ama bunun bir istisnası var. İşte onu okumamız lazım. Yani sure-i cin, onun bir ayet-i kerimesi, alimul gayb, yani gaybı bilen Allah'tır. Gaybı bilen O'dur. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. O gaybi meseleleri kimseye göstermez. O biliyor çünkü. Ama illa menir teda bir rasul. Ancak kendi rızasıyla razı olduğu peygamberlere hariç. İslam alimleri tabi, yani burada bu min resulü bazıları daha geniş şekilde izah ediyor. Yani evliyaullah ve büyük alimlerin de bir nevi Allah'ın elçisi olduğunu, ya peygamber manasında değil. Yani bunu yanlış anlamayın. Yani o manada daha geniş yorumluyorlar. Birinci derecede peygamberlere isterse gaybi meseleleri bildirir. İstemezse peygamberle bizim aramızda bir fark yok. Basiret hariç, feraset hariç. Çünkü o meselede zirvede onlar. Anlatabildim mi? Yani onlar bizden çok üstün o noktada. Ama gaybı bilmeme noktasında Allah bildirmedikçe onlar bilmezler. Evliya da böyle. Üstad bunu başka yerlerde de açıklıyor. İki veli diyor bu sebeple birbirini inkar etmekle makamlarından düşmezler. Çünkü hasmının hakiki halini bilmiyor diyor. Dolayısıyla onun aleyhinde konuşabilir yani. O zarar vermiyor onun veli olmasına. Bu çok önemli. En güzel örnek diyor, aşereyn beşleri arasındaki o meşhur mücadeledir diyor. Dolayısıyla demek ki Kur'an-ı Kerim Sure-i Cin'deki bu meselede üstad bunu aynen almış o Kur'an-ı Kerim'in, yani bir nevi mealini. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allamül Guyub olan Allah'ın bildirmesiyle bir kısım meseleleri biliyor. Yani bunun en güzel örneği, mesela çok naklettik biz bunu. Hazreti Ayşe, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma bir arada sohbet ve muhabbet ederken, yani diyor ki içinizden birisi gelecekte Hazreti Ali'ye düşman olacak diyor hanımlarına. Yani İslam alimleri diyorlar ki Allah alem Allah, birisi dedi ama hangi hanımı olduğunu söylemedi. Yoksa o hanımına karşı muhabbeti azalır. O da aile hayatını bozar.
Yani Cenab-ı Hak bildirdiği kadar bilir. Yoksa kimse gaybı bilmez. Önemli bu. Demek ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allâmül gıyûbun talimiyle haber verdiği umur-u gaybiye, gaybi meseleler had ve hesaba gelmez. Peygamberimizin üstünlüğü bu. Yani eğer bir insan derse ki ben her gün Resulullah'ı rüyada görüyorum. Veya birinden duysanız ki her gece Resulullah'la görüşmeden karar vermiyor. Yani bunlar bu kaidelere muhalif şeyler yani. Anlatabildim mi? Ha bir insana Cenab-ı Hak her gün Resulullah'ı gösterir mi? Olabilir. Onu inkar etmiyoruz. Ama yoksa ya işte bizim büyük bir alim var, büyük bir allame var. Her gün Resulullah'ı görmeden kalkmıyor. Yani bu biraz mübalağa ve mücazefe yani. Bu gaybi kaideye aykırı yani. Yani bu siz hatırlarsınız benim üniversite camisindeki olayı. Anlatmadım mı size? Neyse anlatmayayım. Anlatayım mı? Anlatacağım. Anlatayım. Şimdi ben imamlık yapıyorum 1981. İhtilal olmuş tabii. Ehli tarikat tamamen yani yasaklanmış. Biliyorsunuz Adıyaman'daki o zat da Allah rahmet eylesin evladı Resul'du. Raşid Efendi de sürgün edilmiş. Yani böyle bir dönem. Tabii ama talebeleri o sıra çoğalıyor. Bir gün bana geldiler dediler ki biz Türk ev yani Erzurum'un içinde maalesef Nakşibendi halkasını kuramıyoruz. Yani camiyi müsaade etsen de en emin yer. Asker de giremiyor. Olur dedim ne demek. Ve 1, 2, 5, 6, 6'da yaptılar. Bir gün onların yani ileri geleni, üniversite temsilcisi beni çağırdı. Bana geldi odamda. Hocam selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi hocam, üstadımızın ve buradaki halifesinin çok selam ve hürmetleri var. Dua ediyorlar size dedi. Her gün dedi, görüşüyor bizim halife. Ben anladım tabii dedim ki ya telefon parası çok gelmez mi falan. Şimdiki bir boy falan da yok. Ondan sonra dedi hocam yani her gün istediği zaman görüşüyor. Dedim kardeşim bir dakika dur. Anlatabildim. Bu şeyhini sevmek değil. Şeyhini yermektir bu. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de istese bunu yapamaz. Anladığını Peygamberimiz ki yani bütün peygamberler içerisinde nihayetsiz mucizesi olan bir insan yani. Ama öyle yani. Kusura bakma dedim yani. Bununla şeyhini zemmediyorsun, yeriyorsun dedim yani. Doğrudur. Bazen Cenab-ı Hak onu nasip edebilir yani. Ben inanmıyor değilim. Çünkü keramat-ı evliya haktır. Ama bu senin dediğin yanlıştır deyince hakkını helal etti de ayrıldı. Yani demek ki icaz evet. Demek ki had hesaba gelmez mucizeleri var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İcaz-ı Kur'an'a dair. Kur'an'ın mucize olduğuna dair. 25. sözde biliyorsunuz bunları okuduk. Enva'na işaret. Bu mucizelerin bir kısım çeşitlerine işaret ettik. 40 vecihle mucize olduğunu ispat ettik. Kur'an'ın mucizesi demek, Resulullah'ın mucizesi demek. Ve bir derece izah ve ispat ettiğimizden geçmiş zamana dair. Bir, Peygamberimizin geçmiş zamanla alakalı mucizeleri var. Ve Enbiya-i Sabika'ya dair. Geçmiş peygamberler hakkında. Bu da çok önemli. Yani onu ben çok naklediyorum. Tekrar nakletmekte de hiçbir beis yok. Ne demek? Üstad bunları zikredecek. Ama biz yani bir tane daha zikredelim. Ne zararı var? Bizi dövmezler, etmezler. Tekrar zikredelim. Geçmiş zamana ait ne demek yani? Bunu şeyde de anlatmıştım ben size. Ne derler ona? Öteki... Evet, hayır yani bizim 25'ini sözde de anlatmıştım. Şimdi de anlatabilirim yani, yani zikredebiliriz. Yani burada diyor ki, yani bura önemli bir hadise. Mesela Hazreti Meryem, Hazreti Zekeriya ile alakalı meseleleri anlatıyor. Ama asıl ilengi nokta şu, yani çok ayrıntı bir olay. Şimdi biz bütün bu cep telefonlarına rağmen, şimdi biraz bu işler zorlaştı. Yani şu arada gizli bir karar alalım desek, Hollanda hükümetinden, toplumdan falan, zor saklarız yani. Çünkü birisi yanlışlıktan cep telefonunu açmışsa, hükümetin çok ciddi organları var, o communication olayları, onu kaydetmiş olabilir yani. Ama Hazreti Meryem ve Hazreti Zekeriya zamanında öyle bir şey yok. Dolayısıyla oturmuşlar, Hazreti Meryem doğmuş,
birisi koruması altına alacak ailelerden. Ve Beni İsrail'in, İsrailoğullarının ileri gelenleri toplanmışlar. O diyor ben alayım, Sabancı diyor ki ben alayım, Koç diyor ben daha zenginim. Anlatabildim mi? Yani büyük aileler, ileri gelenler almak istiyor üzerine. Bak kavga çıkıyor. Bunun üzerine Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a şey geliyor yani vahiy geliyor. Diyor ki kura atsınlar yani. Şimdi o aralarında kura atıyor. Ya 10 kişiydi ya 5 kişiydi. Yani herhalde hiçbirinizin haberi yoktu bu toplantıdan yani. Kim bilir kimin evinde. Şimdi Resulullah bunu haber veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim bunu haber verirken diyor ki bu gaybi haberdir yani. Nereden bilesin yoksa? Sen onlarla beraber değildin. Kur'an'a atanların içinde değildin. O ayeti okuyacağım sadece. Zelike min enbe'il gayb. Bu geçmişe ait işte. İşte bu anlattığımız gaybi haberlerden. Nuhiyle biz sana vahyediyoruz. Yoksa sen nereden bileceksin? Ve anlatıyor. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ Hoş, hangisi Meryem'e bakacak, kefil olacak diye aralarında kura atarken sen onlarla birlikte değildin yani. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ Yani ben alırım, sen alırım diye birbiriyle kavga ederken de onların içinde değildin. Dolayısıyla %100 gaybi haber yani bu. Hani genel olarak Hazreti İsa'dan ve Hazreti Musa'dan bahsetse hani tarihten öğrendi derler. Ama bu ayrıntıyı Hristiyanlar da belki bilmiyor. Dolayısıyla doğrudan doğruya gaybi bir haber bu yani. Zelike min enbe'il gayb. Örnek veriyorum ki yani üstad her bir meselede ayrı ayrı. Bir de hakaiki ilahiye. Bu ne demek? Karşıma oturdum tabii. Param da yok ki senden ceza alalım. Bilmediğin zaman kötü yani bu iş. İlahi hakikatten ama hocam. Yaşa ya aslan kardeşim. İşin nasıl toplayacağım? Ya aslan kardeşim benim. Güzel. Yani o da yeter. Yani mesela Cenab-ı Hakk'ın rahimiyeti, cemali, celali, anlaşıldı değil mi? Kahariyeti, azameti, kibriyası, esma ve sıfatı. Bunlar hakaiki ilahiye. Evet. Ve hakaiki kevniye. Bunu bilirsin herhalde. Bu sefer de kainatla ilgili olaylar. En güzel örneği Kur'an'ın yer küresinin yuvarlaklığıyla alakalı çok açık ifadeleri. Yine üstadın İşaratül İzaz'da zikrettiği kânete ratkan tefeteknâhuma. Yani bütün kainat bir tek parçaydı. Big Bang teorisi. Biz ayırdık yani. Buna 40. hocam çok güzel bir misal veriyor. Al eline diyor bir avuç mürekkep, 1000 defa duvara çarp. Ahmet Akgündüz yazabilir misin diyor. Ulan ahmak diyor 40. hocam. Aynen yerinde söylüyor yani. Yani bir avuç mürekkebi 1000 defa çarpmakla bir Ahmet Akgündüz yazamıyorsun da bir avuç taş gibi bir şey, bir maddeden nasıl bu ayı yıldızı bu kadar muntazam, bu kadar düzenli, yer çekim kuvveti, açısı, bilmem nesi. Yani Kur'an diyor ki hayır, öyle rastgele tesadüfen patlamadı. Patlasa başına patlardı. Anlatabildim? Fefeteknâhuma, biz ayırdık diyor yani. Şunu şuraya yerleştirdik, bunu buraya yerleştirdik. Bu da hakaiki kevniye bir misal. Ve hakaiki uhreviye. Üstad biliyorsun bunu çok güzel tefsir etti. Kur'an-ı Kerim alem-i ahiretin mukaddes haritası dedi. Müthiş bir şey yani. Yani neredeyse ahiretin şeylerini, çıkmaz sokaklarını anlatıyor Kur'an-ı Kerim yani bize. Hulasa bunları kısmen misal verdim ki, dair ihbarat-ı gaybiyelerini, gaybi haberlerini 25'in söze havale edip okuduk çünkü bunları. Şimdilik bahsetmeyeceğiz. Bunlar ayrı. Şimdi burada farklı mucizelerden bahsedecek. Yalnız kendinden sonra sahabe ve Ali Beyt'in başına gelen burada bunu anlatacak. Sahabenin ve Ali Beyt'in yani kendi ailesinin burada Ali Beyt'ten kasıt kendi yakın ailesinin başına gelen ve ümmetinin ileride mazhar olacağı hadiselere dair pek çok ihbarat-ı sadıkayı gaybiyesi kısmında. Yani hem sahabesinin anlatabildim mi? Hem ümmetinin hem de kendi aile fertlerinin başına gelecek bir kısım hadiseler ki gaybi haberlerdir. Bunlardan cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz. Ve şu hakikati tamamıyla anlaşılmak için
bu meseleyi anlamak için de altı esas mukaddime olarak beyan edeceğiz. Bu altı esası okumadan siz buraları anlayamazsınız. Onun için yani ne yapıyorlar? Karıştırıyorlar. Anlatmıştım size işte. Yani adam koskoca İmam Suyuti'nin El-Hasaisül Kübrasını almış. Bu altı esası bilmediği için. Koskoca Ezher Üniversitesi profesörü anlamadığı yere hâzâ gayr-ı ma'kûl ve mevdû'u demiş. Bu aklı sıkışmıyor. Dolayısıyla uydurma hadistir. Öteki işte anlaşılmaz demiş. Öteki zayıf demiş. Ben de yazmışım. Ulan sen gayr-ı makulsun diye Arapça oraya not düşmüşüm ben de. Ne diyeceğim? Yani çünkü bu altı esası bilmiyor. Kafadan kafasının almadığını inkar ediyor. Yani her şey senin diyor üstad malumatına münhasır değil ki. Sen anlamıyorsun, bilmiyorsun diye o bilinen eşya yok kabul edilecek diye bir kuaide yok ki. Burası çok önemli. Birinci esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Burası çok önemli. Şendam ki her gibi her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Bu birinci cümle. Metin. Bir defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yemesi de, içmesi de, oturması da, kalkması da, söylemesi de, gaybtan haber vermesi de, vermemesi de onun doğru sözlü ve peygamber olduğunu gösteriyor. Ayrı. Fakat işte burası çok önemli. Her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. İlla her hali olağanüstü olacak değil. En güzel misali şimdi belki üstad zikredecek. Bura önemli bir hadise. En güzel misali hurma aşılama meselesidir. İslam alimleri bunu misal veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma bahçesinin yanından geçerken birisinin kestiğini, hani kesmeden aşı yapamazsın ya. Ya ne yapıyorsun demiş. Aşılıyorum. Allah Allah. Yani garibine gittiğini söylemiş. O da zannetmiş ki Resulullah kendisini kınadı. Demek Resulullah'ın bir bildiği var diyor. 300 azsa 150'sini aşılamış, 150'sini olduğu gibi bırakıyor. Tabi zamanı gelince, anlatabildim mi? Aşıladıkları meyve veriyor, öteki meyve vermiyor. Yalancı çünkü. Aşılanmamış. Sonra Resulullah'a meseleyi anlatıyorlar. Vay mübarekler diyor ya. Siz dünya işlerini benden iyi bilirsiniz kardeşim yani. O kadar güzel bir ifade ki yani. Demek ki Resulullah'ın her sözü, her fiili harikulade değil. Ama her hali ve her sözü onun doğruluğuna ve peygamberliğine işaret eder. Ama illa olağanüstü değil her şey. O zaman peygamber olmazdı. İnnemâ ene beşerun mitlukum. Kur'an-ı Kerim'de geçen en önemli ifadedir bu. Yani ben de sizin gibi bir insanım. Yani bakın su nerede mesela? Çok yerde geçiyor. Yani sırf böyle unutmayasınız diye söylüyorum. Sure-i Kehf mesela. Sure-i Kehf'in sonu. Anlatabildim. Diyor ki Sure-i Kehf'in sonunda yani kul innemâ ene beşerun mitlukum. Yani ben de sizin gibi bir insanım. Çünkü Sure-i Furkan'da da şöyle bir ifade var. Olayı da okuyacağım. Çünkü burayı başka türlü anlayamayız. Yani de ki ben de sizin gibi bir insanım. Yuhâ ileyye. Sadece bana sizden farklı olarak vahiy geliyor. Deniliyor ki ennemâ ilahukum vahid. Anlatabildim. Yani ilahınız tektir diye vahiy geliyor. Başka bir yerde de üstad hep bunlar Kur'an'ın tefsiri. Onun için savur manevi tefsir. Yani ben inanın her cümlesine bir ayet ve hadis getirebilirim. Bu kadar cahil halimle buna gücüm yeter yani. Mesela bir tane de Sure-i Furkan. Anlatabildim. Sure-i Furkan'ı açalım. Geldi bak hiç merak etmeyin. Fazla gecikmez öyle. Hızlı gelir Sure-i Furkan. Yok mu Furkan diye bir oğlunuz çocuğunuz ki erken gelsin. Heh. Yani onlar diyorlar ki ya Rabbi. Yani o müşrikler diyor. Ya bize göndereceksen gökten bir melek gönder peygamber. Yani böyle bizim içimizden hem de fakir bir aileden. Olur mu böyle şey falan? Yani Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Senden önce de peygamberleri ancak ve ancak hiç böyle melekten falan göndermedik. Bütün peygamberler لَيَكُلُونَ الطَّعَامِ Senin gibi yemek yerler. وَيَمْشُونَ فِي الْاَسْوَاقِ Çarşılarda yürürler, gezerler. Başları ağrır. Yani وَجَعَلْنَا اَبَادَكُمْ لِبَادٌ فِتْنَةٌ Yani bunu yapmakla imtihan vesilesi kılıyoruz. Yoksa melek olsaydı, yahu canım o melek nasıl biz ona uyalım derdiniz. Hayır sizden olacak.
Yani hulasayı kelam, demek ki peygamberin her hali harikulade olmak gerekmiyor. Ha. Şimdi çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş. Ta bak anlatıyor işte o ayettir. İnsanın ahval-i içtimaiyelerinde, sosyal hallerinde. Yeme, içme, yatma, baş ağrısı. Mübareğin biliyorsun dişlerini kırmışlar, kanamış. Ayaklarını yaralamışlar biliyorsunuz şeyden dönüşünde. Nedir? Tebük'ten dönüşünde. Kan akmış. Bunlar normal şey. Ve dünyevi uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun. Bu da çok önemli. Hem dünya hem ahiret saadetini kazandıracak bütün amel ve hareketlerinde rehber olsun. Ne demek hem dünya hem ahiret? Çok güzel bir misal zikredeceğim. Resulullah'ın hayatı hep bununla alakalı. Biz. Üstad öyle cümleler kullanıyor ki. Bir gün geliyor üç kişi diyor ya Resulallah sabaha kadar namaz kılıyorum hiç uyumuyor. Birisi malumunuz. Birisi de diyor ki ya Resulallah sene boyu oruç tutuyorum. Birisi de diyor ki ya Resulallah akşama kadar şey oruç tutuyorum. Yok birisi şey hiç uyumuyorum anlatayım mı? Akşama kadar oruç tutuyorum. Bir tane daha vardı. Ha hiç karı koca hayatı yaşamıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları hiç beğenmiyoruz. Anladın mı? Diyor ki hayır yaptığınız doğru değil. Ben hem Rabbimin rızası için oruç tutarım bazen de yerim. İftar ederim. Gece vakti gece namazına kalkarım ama istirahat de ederim. Ha, elbette ki ibadete kendimi ayırırım. Tabi uyumamak şartıyla yani. Uyuyanlara soru soracağım. Ey dikkat et. Böyle arabanı satsan ödeyemezsin. Benden sana söylemesi. Ha, hem uyurum ama derste değil tabi. Anlatabildim mi? Hem uyurum hem de yani hanımımla hayatımı yaşarım. Yani ne kadar güzel bir düstur yani. Ha, demek ki Resulullah'ın hareketleri hem dünyevi hem de uhrevi saadetimize vesile yani. Ve imam olsun bize. İmam olabilmesi için dişinin ağrıması lazım. Tabii. Ha. Ve her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahiyye olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı rabbaniyeyi ve tasarrufu kudret-i ilahiyeyi göstersin. Ha, bu cümle de ayrı bir âle. Her biri biliyorsunuz mucizeyi biz size daha önce açıkladık. Hatırlar mısınız? Aslında soru sorup ceza kesmek lazım ama içinizde zengin yok. Yani yoksa bilmediği sürece hemen para üniversiteye isteyeceğiz yani. Ulan şimdi bunu dinleyenler de diyor ki bu hoca ne kadar paracı diyor. Halbuki şu cemaatten ben bir kuruş almamışım yani. Neyse bunu da söyleyelim ki bir de demesinler. Şimdi olay şu, bunu ezberleyeceksiniz. Bu bilmeniz gereken bir olay. Arkadaşlar mucizenin kelime manası insanoğlunu aciz bırakan şey demek. Anladık değil mi bunu? Ama terminolojideki manası iki tane. Birisi bizim halk arasında bilinen mana. Nedir mesela? Parmağını kesersen kan akar. Fakat içecek derecede kaliteli su aktığı zaman bu mucizedir. Ne demek bu? Harikulade hal. Ne demek harikulade? Normal kainatta adet olan yani kural olan parmaklardan kan akmasıdır. Ama o adeti yırtıyor, su akıyorsa ona mucize diyoruz. Bu ancak işte peygamberlerde veya keramet adı altında ve evliyada meydana geliyor. Esas mucizenin manası da şu kainatta Allah'ın yaptığı hangi tasarruf mucize değil ki? Onun için üstad diyor ki her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahi, Allah'ın kudretinin mucizesi olan adiyat içinde. Ne demek adiyat? Mesela metinin kulağı mucize. Gözü mucize, saçı mucize, nefes alıyor mucize. Her şey. Yani kavak yaprağı mucize, kabak yaprağı mucize. Dediğimiz mandalin mucize. Hiç mucize olmayan bir şey yok ki. Buyurun yapın isterseniz. 40. hocam yapıyor biliyorsun. Ulan Müslüman diyor şey nedir? Naylon limon getir, bir de esas limonu getir. Onu bir fabrikaya isnat ediyorsun. Peki bu esas limonu ne yapacaksın? Esas mucize o. Anlatabildim mi yani? Esas mucize o. Dolayısıyla o adi gördüğümüz. Adi demek olağanüstü. Yani olağan kabul edilen. Olağanüstü değil de.
Her gün su içiyoruz işte. Akgün'ü su içiyor. Maalesef çay gelmeyince su içiyor. Yani su da mucize. Anlatabildim mi? Git de Somali'de bunun nasıl mucize olduğunu anlatsınlar sana. Yani mucize. Dağdan suyun akması mucize. Bunlar hep mucize. İşte harikulade olan, işte bunları sanat Rabbaniye'yi. Cevşen tamamen bu mana. Cevşen'de hep bu manaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Ve tasarrufu kudreti ilahiyeyi. Allah'ın kudreti ilahiyesinin tasarrufunu göstersin. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela hasta olsun ki Şafi ismini bize anlatsın. Aç kalsın ki Rezzak ismini bize anlatsın. Bu cümleyi anladık değil mi? Eğer efalinde, yemesinde, içmesinde, yatmasında, bütün fiillerinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı, olağanüstü olsaydı, bizzat imam olamazdı. Okuduk ya ayeti. Efaliyle, ahvaliyle, fiilleriyle, halleriyle ve etvariyle, tavırlarıyla ders veremezdi. 9 tane hanımla aile hayatı yaşamış ama her biri ayrı cinsten ahlaka sahip. Çok zor Hafsa radıyallahu anha ile idare etmek. Sinirli, dominant bir hanımefendi. Ama idare etmiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ı çok zeki bir hanımefendi. İdare etmiş. Öteki taraftan Safiye radıyallahu anha, o da çok enteresan. Koskoca bir yani Yahudi devlet adamının kızı. Anlatabildim mi? Onunla ne yapmış? Öyle bir yani ailenin kızıyla nasıl idare edilmesi gerekir onu göstermiş. Evet. Örnekler çok. Fakat demek ki normal Resulullah'ın hali bu. Fakat peki mucize ne zaman olacak? Yalnız nübüvvetini peygamber olduğunu muannitlere, inatçı bir kısım insanlara karşı ispat etmek için harikulade işlere. O mucizenin birinci manası. Yani onlara mazhar olur ve indel hace, ihtiyaç olduğunda. Kendi isteğiyle değil, Cenab-ı Hak veriyor onu. Ara sıra mucizatı gösterirdi. Allah Allah. Demek dokundu yani o sözüm size. İyi elhamdülillah. Bu kadar da Allah'a şükür. Bu da Resulullah'ın bir mucizesi oldu. Çünkü mucizatını okuyoruz ya. Haydi bakalım. Ya dilim kuruyor şeker hastası tabii. Yaşlanmışız biz yani artık. Dersi gençler okuyacak bizden sonra. Demek ki bu çok önemli. Fakat yalnız nübüvvetini muannitlere karşı ispat etmek için harikulade işlere mazhar olur. Ve indel hac ihtiyaç olduğunda ara sıra mucizatı gösterirdi. Öyle devamlı değil. Fakat sırrı teklif, mükellefiyet sırrı olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla. Bu dünya imtihan dünyası. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün savaşlarda galip gelse, bütün Müslümanlar zengin olsa, hiç Müslümanlar mağlup olmasa, kim Müslüman olmaz ki? Önce Avrupalılar olur. Çünkü adamlar menfaatlerdir. Anlatabiliyor muyum? Hiç, hiç. Bizden önce Müslüman olur. Ben sana söyleyeyim. Elbette bedahet derecesinde ve ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mucize olmazdır. Çünkü sırrı imtihan ve hikmeti teklif. İmtihan sırrı ve mükellefiyetin hikmeti iktiza eder ki akla kapı açsın, açılsın ama aklın ihtiyarı elinden alınmaz. Öyle. Eğer gayet bedihi açık bir surette olsa o vakit aklın ihtiyar ve iradesi kalmaz. Mecburen iman eder. Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faydası kalmaz. Kömürle elmas bir seviyede kalırdı. Yahu bu mukaddimeleri bilmeden nasıl Resulullah'ın mucizesini dinleyeceksin? Cahi hayrettir ki çok dikkat edilmesi gereken bir noktadır ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübalağasız yani aşırı konuşmuyoruz. Binler vecihle binler çeşit insan her biri burada çok garip. İyi dinleyin. Çok dikkat edilmesi gereken bir meseledir ki diyor Resulullah'ın binler vecihte çok değişik yönlerde binler çeşit insan her biri bazen bir tek mucizesiyle Müslüman olmuş. Veya bir delili nübüvvetle, peygamberliğine ait bir delili duyarak Müslüman olmuş. Veya bir kelamıyla, bir sözüyle veya yüzünü görmesiyle Müslüman olmuş. Ve hakeza
birer alametiyle iman getirdikleri halde bize ne oluyor ya? Yani bütün mucizeleri elimizde ya. Bütün bu binler ayrı ayrı insanları, müdakkik ve mütefekkirleri imana getiren bütün o binler delail-i nübüvveti, peygamberliğe dair delilleri nakli sahihle, doğru bir şekilde ve asar-ı kat'iyye ile, kat'i eserlerle şimdiki bedbaht bir kısım insanlara kafi gelmiyor gibi dalalete sapıyorlar. Gerçekten garip karşılanacak bir durumdur bu. Hiç şüphe yok. Evet, birinci esas bu. Neyden önce birinci esas? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle sahabeleri, aile fertleri ve ümmetinin başına gelecek bir kısım olaylarla alakalı verdiği gaybi haberleri dinlemeden önce altı esas zannediyorum gelecek. Evet, birinci esası okuduk. Geldik ikinci esasa. Bu da çok önemli. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hem beşerdir, insandır. Pazarlık edecek. Yahu peygamberdir. Olmaz, pazarlık edecek. Anlatabildim mi? Beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder. İnsandır çünkü. İnsanlar gibi muamele eder. Ağlamış. Birisi demiş ki sahabenin birisi, biliyorsun İbrahim vefat ettiğinde ağlamış. Hüngür hüngür ağlamış. Ama yaka parça yırtmamış. Ya Resulallah sen de mi ağlayacaksın diyor. O da diyor ki ben insanım, ben de bir babayım. Üzülürüm, ağlarım ama sizin gibi yaka paça yırtmam. O haşa Allah'ın, değil mi, kaderinden ve kudretinden şikayet olur. Resulullah da bir insan. Hem Resul'dür, o peygamberdir. Risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır. Elçisidir. Risaleti vahye istinad eder. Tamamen vahye dayanır. Ama vahiy iki kısımdır. Bu da çok önemli. Hakikaten önemli bu. Vahiy ne demek? Allah tarafından bir meselenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmesi. Ancak vahiy kelimesi, kelime manası itibariyle işaret etmek, bildirmek gibi manalar ifade ediyor. Şimdi üstad onu açıklayacak. Yani وَاَوْحَا Evet. Sure-i Zilzale okuyun. اِذَا زُزِلَتِ زِلْزَالَ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا Yok ya, ne yaptın? بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَا Yani yeryüzü, insana ait her şeyi anlatıyor. Ya nereden öğrendi bu? Rabbin ona vahyetti. O zaman vahyin çeşitleri var. Dağ taş da vahiy alır, hayvan da vahiy alır, evliyanın da vahiy vardır. İlham manasına bunlar. Ama bir de peygambere gelen vahiy vardır. Onun için vahyi Üstad Hazretleri taksim ediyor. Kur'an-ı Kerim'de وَاَوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّقِذ۪ي مِنَ الْجِبَالِ اِلَى اَخِرِ Rabbim bal arısına vahyetti ki git dağlarda yuvalar yap, yollarını bul, bal yap vesaire. Belli ki o bal arısı Allah'tan ilham almış. Yoksa mümkün değil. Yani işte biliyorsunuz, yani adam 50 kilometre ötedeki gittiği çiçeği geliyor. Yaptığı dans ile yuvaya girerek arkadaşlarına o güneşin kendisinden sonra geçen zaman içerisindeki kaymasını da hesaba katıp aynen yerini bildiriyor. Yani şey, yani ne derler ona? Navigasyondan daha kaliteli yani. Hakikaten öyle ya. Navigasyon bakıyorum, bir yerde trafik varsa karıştırıyor yol inşaatı varsa. Özellikle de Eindhoven'ın oradan girmeyin. Daha orayı işlememiş TomTom. Karıştırıyor. Ama bal arısının navigasyonu hiç değişmiyor. Burası çok mühim bir şey yani. Demek ki Üstad Hazretleri bu sebeple vahyi birkaç kısma ayırıyor. Diyor ki vahiy iki kısımdır önce. Birisi vahyi sarihidir ki açık vahiy. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ifade ediyor. Nerede? Okuyalım. Olmaz öyle. İnşallah hatırlarım tabii. Yani şeyiz, yaşlandık. Yaşlandık ama bulacağız yani. Yaşlanmakla ya elhamdülillah. Şey, ihlasınız var öyle. Ben yaşlandım ama وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ Yani bir insanın Allah'la konuşması mümkün değil.
Allah'ın onlarla konuşması mümkün değil. Ancak illa vahye. Doğrudan vahye yoluyla. Ev min varayi hicab, perde arkasında. Ev yursilu rasule, veya bir peygamber gönderir. Genellikle Cibril aleyhisselam diyorlar bunu. Feyuhi biiznihi ma yeşa diye burada vahyin çeşitlerini Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Şimdi üstad da diyor ki birincisi vahyi sarihidir ki, yani üstadın izahları hep ayetlere, hadislere dayanıyor. Onun için bazen örnek vermek istiyorum ben. Açık bir vahidir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onda sırf bir tercümandır. Yani mikrofon gibi. Cenab-ı Hak ona vahyediyor, o da bize naklediyor. Mübelliğdir. Allah'ın talimatını bize tebliğ ediyor. Müdahalesi yoktur hiç. Kur'an-ı Kerim baştan başa bu vahiydir. Açık vahiy. Orada Resulullah bir harfte bile biliyorsunuz şey yok. Onun için bir yer daha okuyacağım. Yani bunu anlatacak. Bu Kur'an ayetlerini bilmemiz zaruri. Yani üstadın hakikaten nasıl Kur'an-ı Kerim'i ele aldığını ve mükemmel bir şekilde bize anlattığını gösteriyor bunlar. Bakınız ben okuyayım. Yani bunu Kur'an-ı Kerim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Diyor ki ya Muhammed, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı getirdiği zaman aman unutmayayım da sahabelere nakledeyim diye biz de yaparız ya, kendi içinden tekrar ediyormuş. Yani mesela ya eyyühen nâs u'budû rabbekumullezî diyor Cebrail aleyhisselam. O da ya ya unutmayayım da söyleyeyim. Ya hassas davranıyor yani. Kur'an-ı Kerim diyor ki lütfen. La tuharrik bihi lisâneke li te'acele. Aceleye gelir de unutursun diye dilini lepretme. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anehu. Sen sadece mikrofonsun. Bak bu demir ha. Hiçbir şeyden anlamıyor. Ama benim sözüm olduğu gibi yukarıdaki hanımefendilere naklediyor. Haşa bu misali vermek istemiyorum. Ama tercümandır dedi ya. Yani diyor o Kur'an'ın toplanması, tekrar kıraati bunlar bizim görevimiz. Sen unutursun diye endişe etme. Sen bir tercümansın. Mikrofonsun. فَاِذَا قَرَأْنَا فَتَّبِعَ قُرْآنَهُ. Biz sana o Kur'an'ı okuduğumuz zaman sen o kıraati takip et. Yani ezberleyeyim diye tekrar etmene gerek yok. Dilini depretmene de gerek yok. Ama üstadın izahları nasıl Kur'an'la yağ gibi akıyor değil mi yani? Müthiş bir şey bu. Şimdi dolayısıyla Kur'an ve bazı ehadisi kutsiye gibi. Demek bu grup açık vahiy. Kur'an ve bir de bazı kutsi hadisler. Kutsi hadisler mana tamamen Allah'tan ama lafız Resulullah'tan. Diyor ki ben kulumu işte şöyle şöyle bir adım gelirse, bir karış gelirse ben ona bir adım yaklaşırım. Meşhur hadisi kutsi işte bu. Onun gibi. İkinci kısım ise vahyi zımnidir. Yani örtülü vahiy. Yani adı vahiy ama böyle açıktan değil. Doğrudan Allah'ın kelamı değil. Şu kısmın mücmel ve hulasası şudur. Vahye ve ilhama istinad eder. Hem vahye hem ilhama. Bunun da delili وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O peygamber kendi heva ve arzusuyla asla konuşmaz. Sadece ve sadece kendisine vahyedileni konuşur. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istisnalar dışında dine ait bütün meselelerde Allah'ın onun kalbine ilham ettiği vahiy ayrı. Vahiy olsa o zaman Kur'an-ı Kerim olur. Veya kutsi hadis olur. Ama hadislerin tamamı İstisnalar hariç, kendisi istisna etmiş zaten dünyevi meselelere dair bazı hadiseler hariç, işte tohum ekmek, işte bilmem, yani mesela diyelim ki şoför sürücülüğü, yani işte bugün bir soru sordu, bilmedik Mustafa kardeş, yani biz al bakayım imtihandan geçtik. Yani demek istediğim bunlar şey, bu dünya ait meseleler, illa ben Microsoft'un bütün kodlarını bilecek değilim, bunun gibi yani. Bunların dışında hepsi yine Allah'tan gelen ilham ile. Fakat tafsilatı ve tasviratı, yani özü vahiy ve ilham ama onun ayrıntıları ve tasvirleri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama aittir. O vahiyden gelen mücmel hadiseyi, vahiy yoluyla gelen özeti tafsil ve tasvirde, yani ayrıntılarıyla açıklamada, tasvir etmekte
Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam bazen yine ilhama ya vahye dayanıp istinad edip beyan eder. Veyahut kendi ferasetiyle beyan eder. Anlaşıldı değil mi? Yani ana öz vahiydir ama açıklaması onun ferasetidir. Ve kendi içtihadıyla yaptığı tafsilat ve tasviratı, bu da çok önemli. Yani Resulullah'ın özü Allah'tan gelmiş ama ayrıntıları Resulullah anlatıyor. Bu da ya vazife-i risalet noktasında peygamberlik görevine ait olarak yapar. Mesela namaz gibi. Demiş ki, sallu kema ra'aytumuni usalli. Bana bakın, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın. Bu mesela risalet vazifesidir. Peygamberlik vazifesi noktasında ulvi kuvve-i kutsiyesiyle beyan eder. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de nasıl namaz kılınacağı yok. Veyahut örf, adet, efkar, amme seviyesine göre beşeriyeti noktasında beyan eder. İşte, şimdi bunu açıklamadan nasıl Resulullah'ı tanıyacaksın? Her hadiste, peygamberimize ait her sözde, her fiilde, her harekette bütün tafsilatına, yani peygamberimizin verdiği misallerin ayrıntılarının tamamına vahyi mahz noktasıyla bakılmaz. Yani her tarafı mutlak vahidir denilmez. Özü vahidir. Beşeriyetin muktezası olan efkar ve muamelatında, yani beşeriyetin gereği olan fikirleri ve muamelelerinde risaletin ulvi eserleri aranmaz. Eğer Resulullah iki dirhem için çarşıda pazarlık ediyorsa, yahu koskoca peygamber, ahir zaman peygamberi, yazık böyle yani iki dirhem için. Yok, kusura bakma. Sen ta Resulullah'ı, Hazreti Cibril'i geride bırakıp Allah ile konuşmaya gittiği anı hatırlamalısın. O makam ayrı, beşer olarak bu makam ayrı. Anlaşıldı mı? Bakılmaz. Madem bazı hadiseler mücmel olarak, kısaca özeti, mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi ferasetiyle ve tarif-i umumi, alışılan örf adet gereği cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata, ne demek müteşabih, ve müşkilata, bu da çok önemli. Üstad bunu çok yerlerde açıklıyor. 25. sözde kısmen açıkladık. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Sure-i Ali İmran'da Kur'an ayetleri içinde bu taksimat yapılıyor. Bir kısım ayetler var ki muhkemattır. Yani muhkemdir. Tefsire, yoruma ihtiyacı yok. Gayet açıktır manası. Anladık değil mi? Ama bir kısmı da var ki müteşabihtir. Yani manasında biraz insan düşünmek mecburiyetinde kalır. Hatta karıştırır. Müşkilat dediği de o. Zorluk manasına değil. Yani birkaç manaya muhtemeldir. Mesela en güzel örneği yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Yani haşa, Cenab-ı Hakk'ın eli var. İşte diğer ona muhalif dinsizlerin elinin üzerinde. O mana değil. Hatta bu yüzden biliyorsunuz ilk dönem allameleri demişler ki biz bunu olduğu gibi okuruz. Hiç manasını tevil etmeyiz. Ama sonradan mücessime ve müşebbihe gibi bir kısım serseri gruplar tutmuşlar Allah'ı insana benzetmişler. Eli var, ayağı var demişler. Bunun üzerine İmam Gazali gibi, İmam-ı Teftezani gibi, İmam-ı Cürcani Hazretleri gibi zatlar ve üstad da o gruptadır. Orada yedullahi fevkaydihim demek Allah'ın hakimiyeti, kudreti, ilmi, bütün sıfatları onlardan üstündür manasına izah etmişler. Demek müteşabih dediği bu. Bunlar olabilir. Bunlar Resulullah'ta da olabilir. Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi. Bazen tefsir lazım geliyor. Hatta tabir lazım geliyor. Bu çok ince bir kelime. Özel sorarsanız anlatırım. Çünkü bazı hakikatler var ki temsille fehme takrib edilir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine anlatmak için bir misal vermiş. Misali de hoş. Bugünkü bilgisayar programlarına uygun bir şekilde verecek değil. O günkü Arap'ın anladığı tarzda verecek. Dolayısıyla verdiği o misal aslında hatalı ise Resulullah hata yaptı denmez. Esas izah ettiği maksada bakılır. Anladınız değil mi? Bu çok önemli bu. Ha. Nasıl ki bir vakit bakın o kadar güzel ki huzur-u nebevide derince bir gürültü işitildi. O kadar güzel bir misal ki çok derin bir gürültü. Ferman etti ki şu gürültü
70 senedir yuvarlanıp şimdi cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür. Böyle buyurmuş. Yani teşbihle anlatmış olayı. Bunu yanlış anlayan bir kısım kendini bilmezler. Vay efendim cehennemin ne kadar büyük olduğunu anlatmak için işte öyle kuyular var ki 70 sene yürüsen dibine ulaşamazsın vesaire gibi tafsilata girişmişler. Halbuki Resulullah bunu temsil veriyor. Yani istat açıklıyor. Bir saat sonra cevap gelmiş ki 70 yaşına giren meşhur bir münafık ölüp cehenneme gitti. Mübarek üstad niye ölüp diyorsun? Geberip cehenneme gitti diye ya. Üstad da çok nazik kardeş. Anlatabildim mi? Yani ne diyeyim ben? Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın belir bir temsille beyan ettiği hadisenin tebilini gösterdi. Bundan sonraki esas uzun. Bu sebeple burada kalıyoruz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.